Sevgili izleyiciler, Kardelen Televizyonu ekranlarından mutlu akşamlar. Farklı Bakış programıyla karşınızdayız. Farklı Bakış programının bu akşamki konu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen bizlerle birlikte. Sayın Mehmet Sekmen, hoş geldiniz öncelikle. Evet, iki değerli konuğumuz daha var. Erzurum Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Esat Bindesen ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkes. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Farklı Bakış programında bugün Erzurum'a ait konuları konuşacağız. 2015 yılı Erzurum için nasıl geçti? Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetler nelerdi? Aynı zamanda 2016 yılında da neler yapılacak? Onları da konuşacağız. Ben sözü fazla uzatmadan direkt Esat Bey ile başlamak istiyorum. Esat Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Sayın Başkanım, 2014 sonrası seçimler yapıldı. Göreve geldiniz. Hemen kolları sıvadınız ve çalışmaya başladınız. Erzurum adeta şantiyeye dönüştü. Ve özellikle de birçok belediye başkanı da cesaret edemediği altyapı hizmetlerine el attınız. Altyapı hizmetlerinde içme suyu sanıyorum ayrıldı, yağmur suları ayrıldı. 100 yıllık falan herhalde ileriye dönük bir çalışma oldu diye biliyoruz. Bunlar, bu sorunları çözüyorsunuz, çözmeye devam ediyorsunuz. Bu kapsamda yapacağınız çalışmalar var mı? Yine altyapı çalışmalar devam edecek mi? 2016'da neler yapacaksınız efendim? Tabii şunu söyleyeyim. Altyapı çalışmaları bir belediye için, bir belediye başkanı için en zor çalışmalardan biridir. Evet. Hem pahalı bir yatırımdır, hem de kapattığın zaman görünmeyen bir yatırımdır. Evet. Fakat yapılması çok lüzumlu, elzemli bir yatırımdır. Tabii şehrimizin geçmişte değişik belediyelerle yönetildi. Bir geçmişte belde belediyeleri vardı, ilçe belediyeleri vardı. İşte merkezde Büyükşehir Belediyesi, ismi Büyükşehir olmasa bile ismen var olan bir belediye vardı. Tabii bunların altyapı çalışmaları farklı farklı. Herkesin farklı bir su şebekesi, farklı bir kanalizasyon, öyle veya böyle bir dere ıslahı projeleri vardı. Şimdi yeni dönemde bunların tamamı yenilenmesi gerekiyordu. Şimdi farkındaysanız Erzurumlu hemşehrilerimizin hep bir şeyi vardır. Ya işte musluğu açtığımız zaman arzu ettiğimiz berrak su akmıyor. Evet, evet. İşte bunun nedeni geçmişte biliyorsunuz ki bu sadece Erzurum'da değil, Türkiye'nin birçok vilayetinde maalesef asbest boruları döşendi bir ara. Bir ara plastik borularla sular getirildi. İşte bunlar ister istemez tortu bağlıyor, kireçleme yapıyor. Su da tazikli olduğu zaman tazik bu içerideki tortuyu musluktan gönderiveriyor tazik olunca. Evet. Biz bunun yerine artık Avrupa'nın da kullanmaya başladığı son 50 yıldır İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizin de bizlerin döneminde başlatmış olduğu bir altyapı çalışmaları var. Biz de duktil boru dediğimiz, çelik boru dediğimiz bu boruyla şehrimizin İçme suyunu yenilemek istiyoruz. Ki başlattık bunu malumunuz. Bu devam edecek. Evet. Ne zamana kadar? 2018'in sonuna kadar. Hedefimiz öyle. 2018'in sonunda bunu bitirelim. Bu arada yine lağım boruları dediğimiz evet, kanalizasyonları yenileyelim. Hı. Hedefimiz. Bu arada da yağmur suyu borularını yenileyelim. Şimdi malumunuz arıtma tesisimiz bitti. Arıtma tesisine biz hem yağmur sularını iki birbirine karışarak gidiyor şu anda, ayırt etmeye uğraşıyoruz. Hı. Yağmur suları ayrı borularla gitsin. Kanalizasyon evet, dediğimiz atık sular da ayrı borularla arıtmaya gitsin. Her ikisini de beraber götürürsek arıtma maliyetimiz çok yüksek olur. Hatta arıtamayız da. Hayır. Çünkü her arıtmanın bir kapasitesi var. Belli bir metreküp suyu arıtabilir. Bunun için ona devam ediyoruz. Yeni şehirden başlamıştık. Biliyorsunuz ki 2016, 17, 18'de bunlar devam edecekler. Velhasıl tabii bunlar bitmiş değil. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Merkezde. Evet. Ama bunun yanı sıra ilçelerde de bu hizmetlerimiz yürüyor. Yani geçmişte altyapısı yeni olmayan ilçelerimizin de altyapılarını, kanalizasyonlarını yenilemeye devam edeceğiz. Bu arada suyu yeterli olmayan ilçelerimizin sularını yeterli hale getireceğiz. Ki şu anda biliyorsunuz Oltu'nun, Horasan'ın sularını yeniledik. Şu anda Horasan'ın ve Oltunuz
getirmiş olduğumuz suları, arıttığımız suları şehre vermeye başladık. Evet. Horasan'da öyle. İnşallah önümüzdeki yıl bu devam edecek. Nerede? Tekman'da. Karayazı'yı yeniledik. Hınıs'ta devam edecek. Evet. Yine Şenkaya'da Allah-u Ekber dağlardan getirmeye uğraştığımız çok az bir şey kaldı, şebekemiz kaldı. Oradaki su verdiğimiz mahallelerimizin inşallah bu imkanları yenilecek. Yine bu yıl köylerimiz eski tabirle suyu yeterli olmayan, altyapısı yeterli olmayan köylerimizin projeleri yapılıyor. İnşallah ilkbaharla beraber göreceksiniz ki yine çok birçok yerde altyapı çalışmaları devam ettireceğiz. Velhasıl biz bu dönemde altyapıyı tamamlamaya niyetlendik. 2016 yılı da altyapıda yine bizim hamle yılımız olacak. Bu köyler, ilçeler açısından il merkezinde de 16, 17, 18'de inşallah devam ettireceğiz. Ve altyapıda sorun bırakmayacağız. Evet. Sayın Başkanım, bu ilçeler önemli tabii. Biraz sanki gecikmiş mi bu hizmetler, daha önceden yapılması gerekmez miydi? Yani siz sanıyorum geldiniz, hakikaten bir hizmeti çok fazla alamamış bir şehri de buldunuz kendinizi. Yani baktığınızda evet, siz İstanbul Belediye Başkanlığı da İstanbul'da Kartal Belediye Başkanlığı yaptınız. Yani bu bir kıyaslarsanız Erzurum hangi durumda, hangi noktada? Şimdi tabii geç kalmış bir çalışma, evet. Onu söyleyeyim. Biz 94'lü yıllarda İstanbul'da biliyorsunuz su yokken bu altyapıyı yeniledik. Çünkü şebekenin, ki Erzurum'da da böyle, barajdan arıtarak verdiğimiz suyun %50'si kayboluyor il merkezinde. Bu demek ki şebekede bir arıza var. Bunların yenilenmesi lazım. Bunun için biz geçen yıl borularımızı sipariş verdik. Peyderpeyde yapıyoruz. Biliyorsunuz bütün hepsini bir anda bitirmek de mümkün değil. Avrupa Birliği fonlarından istifade ediyoruz. Ki bu sene yeni bir ihalemiz var. Ona uğraşıyorum. Avrupa Birliği'nden içme suyuyla ilgili destek alarak bu hizmeti devam ettirmeyi. İlçelerde de hakeza yapıyoruz ama bahsetmiş olduğunuz gibi katılıyorum. Geç kalan bir çalışma. Yani bugüne kadar bu tip çalışmalar, altyapı çalışmaları tamamlanmış olmalıydı. Bu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Evet, evet. Bu hepimizin evet. görmüş olduğu bir vaka. Bu vakayı burada tespit ediyoruz. Ama demiş ki zararı neresinden dönersek kârdır. Biz bu çalışmaları başlattık. İnşallah benim dönemimde bu şehirde altyapı sorunlarını büyük bir oranda tamamlamış olacağız. Allah nasip ederse. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım ve Ayhan Bey'e dönmek istiyorum. Ayhan Bey buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, tabii 2014 yılında göreve geldiği zaman Nisan'ın sonlarıydı. Ve inşaat sezonu başlamıştı. Çok ciddi çalışma yapamadınız. 2015 yılının Erzurum Büyükşehir Belediyesi açısından bir atılım yılı olacağını söylemiştiniz. 2015 yılı gerçekten Büyükşehir Belediyesi açısından bir atılım yılı oldu mu? Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? İkincisi, Büyükşehir Belediyesi olarak hem sosyo-kültürel anlamda hem işte ilçelerde olan altyapı çalışmalarını az önce anlattınız. Prestij caddeleri yapıyorsunuz. Erzurum şehir merkezinde sanıyorum 10 bölgede bu prestij caddeleri oluşturdunuz. Ve halktan da ciddi karşılığı var. Bunların 2016'da devam edecek mi? 2015 yılı hakikaten Büyükşehir Belediyesi açısından bir atılım yılı oldu mu? 2016 yılı 2015 yılından daha mı iyi olacak? Evet, hemen şunu söyleyeyim. Tabii bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Yani 2015 yılı, tabii 2014 yılı malumunuz göreve geldiğimiz evet. ilk yıldı. Bir de şöyle bir dezavantajımız vardı. Özel idareler kapanarak bize devredildiği evet. için orada bir sistem bozuldu, yeni bir sisteme geçtik. İster istemez o bir sistemin bozulması, yeni bir sisteme geçmemiz dolayısıyla da bir işlerde bir aksaklık da yaşandı. Ama 2016-15'le beraber büyük bir hamleyle çalışmalara başladık ve planladığımızın çok fevkinde bir çalışmayla 2015'i tamamladık. Şimdi 2016 yılında bırakmış olduğumuz yerde inşallah bu çalışmalar devam edecek. Bakın şimdi biz 2016 yılında altyapı çalışmalarıyla beraber düşündüğümüz şehirlerimizde imarlaşma çalışmaları söz konusu. Bu yıl 2016 yılı kentsel dönüşümde yatırım ve hamle yılımız olacak. Göreceksiniz ki bu çalışma 2016'da şehirde çok daha göze görünür
bir hale gelecek Allah nasip ederse. Derlenip toparlanacak. Bizim eski Erzurum dediğimiz bölgede bu Veys Efendi, Kevelciler, Taş Mağazalar, oradan Gölbaşı, Hasan-ı Basri semtlerini, hemen yukarıda Kazım Yurdalan, Yıldızkent ve Evrenpaşa, Şükrü Paşa, Sanayi'de bu bölgelerde büyük bir dönüşümü inşallah başlatacağız. Bununla beraber bu sokak sağlıklaştırması dediğimiz caddelerin de bakımları devam edecek. Bu arada bazı caddelerimiz hizmet açılacak. Mesela Mumcu'da Mumcu'yla Çaykara'yı birbirine evet. bağlayan yeni 15 metre inşinde caddelerimiz. Yine Ali Paşa mahallemizde Habib Baba'yla Nazik Çarşı'yı birbirine bağlayan yeni caddelerimiz, yeni sokaklar devreye girecek. Bu arada cephe sağlıklaştırmasını devam ettireceğiz. Evet. Allah nasip ederse. Bu arada kültür yolu dediğimiz kale ve çevresinin peyzajı çalışmaları inşallah hızıyla devam edecek. Ve 2016'ın sonuna geldiğimiz zaman çok daha farklı bir Erzurum'u inşallah karşımızda hep beraber göreceğiz. Bu arada bizim Garla Menderes Otoparkı arasındaki caddemizin bakım onarımı. Çok büyük bir önem veriyoruz o caddeye. Oradan Yoncalık'tan ta E80 hatta oradan karayoluna, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün içerisinden geçerek kayak yoluna ulaşan bir caddemiz inşallah oluşacak. Orada alt geçitler düşünüyoruz. Yine şu anda üzerinde durduğumuz devlet demir yollarının ya yer altına alınması veya yer altına aldıramazsak bile viyadüklerle şehrin alt tarafına inşallah geçit çalışmaları söz konusu olacak. Bu Gez mahallemizde. Evet. Öbür tarafta demirciler Dadaşköy birbirine inşallah bağlanacak. Ve Sanayi mahallesinde Şükrüpaşa mahallemize bir bağlantı, bir viyadük. Ki benim bütün arzum şu, tren yolunu yer altına alalım. Görüntüyü bozmadan bir çalışmamız olsun. İnşallah bunlar devreye girecekler. Bu arada gerek malumunuz tabyalarımızdaki çalışmalar devam ediyor bakanlık tarafından. Evet. Bu arada da inşallah dağın yönetimini almaya uğraşıyoruz. İnşallah evet, muhtemelen bitmek üzere. Ve o da farklı çalışmalarımız inşallah devre girecek. Velhasıl bilgi evlerimiz, semt konaklarımız, yine rekreasyon alanları, park ve bahçeler var hızıyla Allah'ın izniyle devam edecek. Bu arada ihalesini yapmış olduğumuz fuar merkezimizin inşaatı tamamlanacak. Yine hayvan borsamızın inşaatı biliyorsunuz ihale yapıldı, başladı, hafriyat alındı. Seneye yoğun bir izle onlar devam edecekler. Velhasıl şehirde hareket hiçbir zaman bitmeyecek. Her yeni yıl yeni hizmetlerle hemşerilerimizin karşısında olacağız. Ve onlardan gelen talepleri dinleyerek inşallah bu hizmetlere götüreceğiz. Sayın Başkanım, bu demir yollarını az önce ifade ettiniz de yer altına alınması noktasında. İki gün önce Erzurum Milletvekili Sayın Profesör Doktor Mustafa Alıcalı'nın bir basın toplantısı vardı. Raylı sistemle ilgili bir açıklama yaptı. Sizin önerinizle, sizin talebinizle bir fizibilite çalışması yapıldığını, 7 kilometrelik bir raylı sistemin 6 ay sonra Erzurum'da ihale aşamasına gelebileceğini ifade etti. Bununla ilgili çalışma nedir? Şunu ifade edeyim. Malumunuz şehrimizde tabii bir ulaşım ağımız söz konusu. Şu andaki ulaşımımızı belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, minibüsler, taksilerle gerçekleştiriliyor. Ama her şehirde olduğu gibi Erzurum'umuzda da hafif raylı sistemi kazandırabilir miyiz diye çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalarımızı bu yeni dönemde de devam ettiriyoruz. Milletvekillerimiz, bakanlarımız, başbakanımız bu projeye destek veriyor. Niyetimiz Tebriz Kapı'dan, Cumhuriyet Caddesi üzerinden, üniversitenin içerisinden, bölge hastanesinden, AVM'nin önünden Yenişehir'e kadar bu alanı kapsayan 7-7,5-8 kilometrelik bir hafif raylı sistem proje çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Seçimden önce başlamıştı sanıyorum. Tabii bu seçimden önce. Başbakanımız da burada görüşmüştük. Evet, o da konuşmuş. Bir nebzecik bu konuda bahsetmişti. Biz de istiyoruz ki bu projeyi
devletimizin, hükümetimizin desteğiyle, belediyemizin koyacağı imkanlarla şehrimize kazandıralım. Daha sonra bunu, bu ilk etap olan proje, bunu daha sonra Kazım Yurdalan'a kadar uzatmayın. Hatta oradan, mahalle başından sanayi, yani bir fır hattı dediğimiz bir hat boyunca merkezde ve kenar köşelerde bağlayarak bir ulaşım sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Buna ulaşımcı olması dolayısıyla da başta milletvekilimiz Mustafa Ilıcalı Bey, evet. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, eski Bakanımız Recep Bey, Efkan Bey Bakanımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımız İbrahim Bey, Orhan Bey, Zehra Hanım hepsi destek veriyorlar. Zaten biz kolektif bir çalışmayı ortaya koyduk. Şudur, budur, ben bunu da pek önemsemiyorum. Önemli olan Erzurum'uza el ele vererek neler kazandırabiliriz bunu gayret içerisindeyiz. Tabii ki başkanım, zaten bir ekip olarak çalışıyorsunuz. Şimdi ben siz belediye başkanı olduktan sonra çalışmalarınızı izledik bir yıla yakın bir şekilde. Şehri gençleştiren başkan ismini koydum ben sizin için. Hakikaten Erzurum'u bir gençleştirme çalışmanız var. Mesela şehri işte prestij caddeleri biraz önce Sayın Türkez de bahsetti. Işıklandırmalar yapıyorsunuz. Gerçekten Erzurum'u bence gece gezmek daha bir başka güzel. Ve kentsel dönüşüme de çok ağırlık veriyorsunuz başkanım. Kalenin etrafı ne oldu başkanım? Oradaki çalışmalar ne? Bir de bu birinci vakıf işanı var. Oradan da arkadaşlar da çok sizinle konuşacağımızı bildiği için merak ediyorlar. Orada esnaf da var. Oralar yıkılacak. Yıkılırsa onların durumu ne olacak? Kale ne zaman göz önüne gelecek? Oradaki çalışmalar ne zaman bitecek başkanım? Malumunuz birinci etap dediğimiz kalenin çalışmaları tamamlanmak üzere. Hangi çalışmalar? Kamulaştırma çalışmaları. Hı hı. Çok az bir kısmı kaldı. Tabii fiyat yönünden anlaşamadığımız, yani belediye bürokratlarının belirlediği bir fiyat var. Bunda tabii teknik bir çalışma. Ama bu fiyatları beğenmeyen vatandaşlarımız mülkiyet hakkı doğal bir hak olması dolayısıyla mahkemeye götürebiliyorlar. Mahkemelerin tespit ettiği yeni fiyatla bedellerini ödeyerek veya karşılığında takas yaparak, bazı zaman kimisi takas teklif ediyor veya biz teklif ediyoruz. Bunda bitmek üzere. Bu arada biz 3 kez peyzaj ihalesi yaptık. Şimdi 4. kez çıkıyoruz ihaleye. Bu arada kaledeki tarihi eserler restorasyon devam ediyor. Evet. Seneye bu zamanlar kalemiz birinci etabı görünür olarak meydana çıkmış olacak. Allah nasip etsin. Onu peşinden söyleyeyim. Allah kaza bela vermezse. Bu arada şunu söyleyeyim. Erzurumlu rahatlı olsun. Biz çarşımızı Tebriz Kapı'da bitirmeyeceğiz. Biz çarşımızı ta Kars Kapı'ya kadar devam ettireceğiz. Göreceksiniz ki önümüzdeki yıl inşaatlar başladığı zaman ta Kars Kapı'ya kadar bir çarşı oluşacak. Ve ileriki zamanlarda da Tebriz Kapı'dan başlatmış olduğumuz hafif raylı sistemi Kars Kapı'ya kadar uzatacağız. Yani orada insanlarımız raylı sisteme binecekler. Oradan ta bölge hastanesi AVM'ye kadar rahat ulaşabilecekler. Bunun için o düşündüğümüz yerlerde, yani Veys Efendi'de, Veys Efendi'nin devamındaki mahalle başına kadar eski adıyla Tosya mahallemizin o ön cephesinde hepsi dükkan olacak. Altın, o binanın altı dükkan olacak. Palandöken dediğimiz Narmanlı Camii'nin arkası bir adadır. Oranın etrafı hep dükkan olacak. Bu yıktığınız yerlerde, yani kentsel dönüşüm içerisine giren esnaf da oralara mı taşınacak başkanım? Onlara yer tabii mi olacak? Oradan alacaklar, yeni yapılaşma olacak, farklı yerlere gidecekler ama ben oranın böyle etrafının dükkanlar olduğunu, mesela kevercilerle ilgili, biliyorsunuz malum bir kevelciler caddemiz var. O caddenin şu anda projeleri hazırlanıyor. Tahtacılara bağlanacak. Sağ ve solu iki kat, üç kat, ki orada biliyorsunuz sit alanı içerisindedir. Sit imarı dolayısıyla tarihi eserlerin etrafı bir kat, iki kat veya üç kat olabiliyor. Ona göre hazırlanıyor. Altı hep dükkan olacak. Üstleri konut veyahut da günübirlik iş yeri olabilir. Veya ufak moteller olabilir. Olacak. Ta nereye kadar? Cedide kadar. Taş mağazalar da olmak üzere
oraları farklı inşallah bir konsepte Allah nasip ederse taşımış olacağız. Taş ambarlarla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz başkanım? Tabii taş ambarlarla ilgili çalışmalarımız belli bir aşamaya geldi. En son fiyatta bir anlaşmazlık doğdu. Onun için yeni bir karar alarak bakanlık kuruluna gönderdik. Orada kentsel dönüşüm içerisine idi. Evet. Fakat bakanlık kurulundan karar alınmadığı için bakanlık kuruluna karar çıkartmaya uğraşıyoruz ki bir arsa bedeli çıkartılmış. 15-16 milyon TL. Ondan kurtarmak için böyle bir karara girek sinim oldu. Hemen arkasından hem restorasyonu hem de taş ambarlarla ilgili askeriyemize bir yeri yapacağız. Evet. Süratle onun inşaatını başlayıp tamamlayacağız. Orayı devralacağız ondan sonra. Evet. Orayı da inşallah geleneksel Erzurum ürünleri, el sanatları, çarşısı evet, inşallah yapacağız. Evet. Ve bu birinci kültür yılı etabından sonra hemen onun karşısında olan yani çifte minare tarafındaki yerlerin bakım onarımı orada mezbelelik binalar var. Onların da inşallah bakım onarımı gerçekleştirecek. Ve şehrimiz inşallah gittikçe güzelleşen bir konuma ulaşmış olacak. Sayın Türkez buyurun. Başkanım göreve geldiğiniz günden itibaren vatandaşlarla aranızda güçlü bir iletişim ağı, bağı kurmaya çalışıyorsunuz. Bugün bir bülten de vardı Büyükşehir Belediyesi'nin. Oradan aldım bu rakamları. Bir beyaz masa oluşturdunuz ve burayı çok ciddi anlamda faal olarak kullanıyorsunuz. Sanıyorum 2015 yılı içerisinde 220 bine yakın bir müracaat olmuş oraya. Hatta bunlardan dilekçeyle başvuran çok da ciddi bir rakam Sayın Başkanım. 169 bin küsür müracaat dilekçesi verilmiş. Bunlardan 14.990'ı bir şekilde sonuçlandırılmış ve vatandaşa iletilmiş. Bunlar ne tarz müracaatlar geliyor başkanım? Size de ulaşan dilekçeler var mı? Vatandaş beyaz masadan sonuç alıyor mu? Bu beyaz masa önümüzdeki yıllarda da aktif olarak devam edecek mi? Şimdi tabii beyaz masa şu işlevi görüyor. Belediye hizmetleri ilgili vatandaşlarımız taleplerini buraya ulaştırıyorlar. Buraya ulaşan talebi oradaki görevli arkadaşlarımız ve bu masa 24 saat açık. Evet. Yani gece de devam ediyor. Özel bir talep olan veya belediye gibi talep olan buraya ulaştırıyor. Arkadaşlarımız bu talebin aciliyetine göre hemen ilgili birimlere bu talepleri aktarıyorlar. Bu talepler orada çözüm buluyor veya çözüm bulamıyor. Neden çözüm bulamadığını yine beyaz masaya iletiliyor. Veya çözüm buluyorsa çözüm bulduktan sonra olay çözülmüştür deniyor. Ve vatandaşa dönüp bilgi veriliyor. Güzel bir sistem. Ve bu benim dönemimde hep devam edecek. Yani bunu biz bir şey etmeyeceğiz. Neden? Çünkü buradan vatandaşın her an bize ulaşması mümkün değil. Ama oraya ulaşması mümkün. Bunun için duyuruyorum buradan. 444-16-25 numaralı telefonu arandığı zaman mutlaka oradan bir yetkili karşıda çıkacak. Zaten bunlar kayıt altına alınıyor otomatik olarak. Ve kayıt altından bu sorunlar da giderilme gayet ediyor. Zaman zaman su patlakları olabiliyor. Zaman zaman işte yollarda buzlanmalar olabiliyor. Zaman zaman farklı sıkıntılar yani farklı talepler. Tarla yolu, bağ yolu açılsın istiyor vatandaşımız. Tabii bazı zaman bizimle ilgili olmayan talepler de buraya iletilebiliyor. Ama biz buna rağmen bu masayı önemsiyoruz. Çünkü mühim olan vatandaşın her an belediyeye ulaşma imkanının oluşmasını sağlıyoruz. Bakın kış dolayısıyla biz ayrı bir çalışma başlattık. Kar yağınca dedik ki açta soğukta kimse kalmasın. Evet. Ve muhtarları, mahalle temsilcilerini, eşraftan insanlar harekete geçirdik. Bu tip ihtiyaç vatandaşlarımız varsa bunlara neler yapabiliriz? Hangi yardımları sunabiliriz? Belediyemiz, valiliğimiz, kaymakamlarımız, diğer STK'larımızla işbirliği yaparak yoğun bir gayret gösteriyoruz. Hamdolsun ki sıkıntılı vatandaşlarımız olabiliyor. Onlara elimizden gelen bütün gayreti inşallah sağlamış oluyoruz. İşte görüyorsunuz bir kış mücadelesi demeyeyim. Kışla yaşamı alışkanlık haline getirip bir sorun olmamaya özen gösteriyoruz. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak ana caddelerin bir de kırsaldaki köy yollarının açık tutulmasından sorumluyuz. Buna büyük bir özen gösteriyoruz.
Zaman zaman tabii şikayetler de oluyor. Bizzat benim telefonum da hatta olduğu için zaman zaman beni de arayanlar oluyor. Hemen anında arkadaşlarımız büyük bir hamleyle gerekli hizmetleri sunuyorlar. Burada mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten kolay bir çalışma değil bu soğuk havada. Kaldırımların temizliği, ana yolların bakımı yapılıyor. Hatta birkaç hastaneden şöyle bir duyum aldım. Ya bundan evvelki yıllar çok daha fazla ayağını kıran, kolunu kıran gelirdi bize. Bu sene çok az gibi duyumlar da alıyorum. Bu bizi de mutlu ediyor. Tabii mühim olan vatandaşımızın rahatını ve huzurunu sağlamak. Bu konuda da üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama zaman kapanan yollarımız olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Çünkü biz şu anda belediyemizin kendi imkanlarıyla bunu yapıyoruz. Yani bir başkasına bu işi yaptırarak değil, atıl duran, şöyle bir iş yapabilirdik. Ya işe aldığımız personelimizi 6 ay çalıştırır, 6 ay sonra gidin evinize oturun diyebilirdik. Ya bunun yerine dedik ki bu insanlara 12 ay boyunca ekmek verelim. Buradan duyuruyorum çalışan arkadaşlarımız bunun kıymetini bilsinler. Kışın hiç olmasa kendi ekiplerimizle, araç gereçlerimize kış mücadelesi yapalım. Kimse işinden çıkmasın. Yazında yine hizmetlere devam etsinler ve böylece herkes 12 ay boyunca ücretini alır halde olsun. Hamdolsun maaşlarımızı ödüyoruz. Hizmetlerimiz de devam ediyor. 500 yakın eleman ve 150 üzerinde de araçla bu kış mücadelesini rahat bir şekilde yürütüyoruz. Ben emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Sizlerin huzurunda. Çünkü sağ olsunlar hakikaten bizi utandırmadılar. Sayın Başkanım, kış çalışması hakikaten karla mücadeleniz takdire şayan. Yani bunu Erzurum'da görüyor. Sabahtan kalkıyoruz, caddelerimiz açık. Rahat bir şekilde kara mahkum olmadan, buza mahkum olmadan gideceğimiz yere ulaşıyoruz. Bunlar önemli hizmetler. Tabii ki belediyenin de yapacağı hizmetlerdir. Burada siz onu çok mükemmel bir şekilde yapıyorsunuz. Ayrıca bir şey daha yapıyorsunuz Başkanım. Bu esmek kursları Erzurum'dan uğrak yeri haline geldi. Nedir buradaki son durum? Başkanım ne tür kurslar yaptınız? İlave kurslar olacak mı? Şimdi şu anda 11 tane merkezde bu esmek kurslarımız devam ediyor. Evet. Buradan da amacımız şu. Başta bayanlar olmak üzere, gençler olmak üzere işte eğitimi ne olursa olsun meslek edinmek isteyen gençlerimize veya yaşı ne olursa olsun vatandaşlarımıza bu konuda bir meslek edindirmeye özen gösteriyoruz. Bunlar dikiş, nakış, bitki, resim, tesip, dil kursları, okuma kursları, aklınıza, hayalinize ne geliyorsa, ne ihtiyaç varsa bu kursları devam ettiriyoruz. Bu arada tabii bunu İşkuru Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediye olarak hep beraber yürütüyoruz. Hedefimiz her ilçemizde böyle bir merkez olsun. Gitgide bunu genişletiyoruz. Şimdi inşallah arkasında iki hazırlık daha yapılıyor. Sayısı 13 olacak. Dönemin sonunda her ilçemizde ve il merkezinin muhtelif mahallelerinde bu kurslar olarak buradan da yine dediğimiz gibi gelecekte biliyorsunuz Erzurum'umuzu bir ticaret ve sanayi merkezi yapma hedefimiz var. Şu anda ikinci organizemizin altyapı çalışmaları devam ediyor. 2016 yılının Temmuz'dan itibaren yer tahsis yapılmaya başlanacak. İnanıyorum ki burada birçok yeni yatırımlar devreye girecek. Ve bu kurumlarımızın talep ettikleri elemanları yine İşkur'la beraber yetiştirerek onlara hazır hale getirip hem işsiz gençlerimize iş bulma imkanı olacak hem de kurumlarımızın, özel sektörümüzün aradığı elemanları hazır hale getirerek onlara sunmuş olacağız. Bunu hedefledik ve bu devam ediyor. Sayın Türkes, buyurun. Başkanım, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'a kazandırdığı önemli bir festival var. Winterfest. Bu yıl ikincisini yaptık. Hatta bu sene işte festivali İstanbul ayağı oldu, Bursa ayağı oldu, Ankara ayağı oldu. Şehrin tanıtımı noktasında ciddi bir potansiyel oluşturdunuz. Bu festivalle ilgili önümüzdeki yıllarda devam edecek mi yoksa farklı festivaller düşünüyor musunuz? Bir de katılımı nasıl buldunuz? Yani Erzurum'un ilgisi nasıl, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Vallahi şunu söyleyeyim. Tabii bizim bu festivali düzenleyiş nedenimiz. Bunun adına tabii kimisi festival diyebilir. İşte biz yabancı bir isim de bunda kullandık. Amacımız da
şehrimizin kış şehri olması dolayısıyla kış turizmini de ön tarafa çıkartarak bu imkanı değerlendirmeyi de hedefleyerek Winterfest dedik. Buna şenlik denebilir. Evet. Farklı isimler de konabilir. Hedefimiz Erzurum ismini gerek ülkemizde gerekse dünyada tanınır bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Şimdi bakınız bizim bu kadar, ben bunu kendim söylemiyorum. Bunu bugün bilim insanlarımız, turizm alanında öne çıkmış yöneticilerimiz, organizatörler söylüyorlar. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri Avrupa'nın sayılı kayak merkezlerinden biri. Bu kadar güzel bir kayak merkezini o zaman tanıtmamız gerekiyor. Bizim konumuzda olmayan nice Avrupa şehirleri kış turizminden çok daha fazla pay alıyor. Milli gelirini 20 bin, 30 bin dolarlar, euroların üzerine çıkartıyorlar. O halde biz de bu şehrimizi tanıtabilir, kayak merkezimizi ön plana çıkartabilirsek bundan arzu ettiğimiz pay alır. Şehrimiz de bundan istifade edebilir. Hem esnafımız, hem gençlerimiz, hem halkımız daha fazla bir katma değer elde edebilir. Bunun için biz bu festivali önemsiyoruz. Şehrin tanıtımına büyük bir önem veriyor. Geçen yıl başlattık. Bu yıl devam ediyor. Biraz daha kapsam genişledi bu sene. Genişledi. Evet. Bir diğeri de yine şehirlerin hareketli olması lazım. Şehirlerde sadece belli yaşın üzerindeki insanlar yaşamıyor. Bizim şehrimiz bir eğitim şehri. 70 bin, 75 bin burada üniversite öğrencisi var. Bunun takribi olarak %70'i şehir dışından gelen gençlerden oluşuyor. %30'u bizim kendi gençliğimiz veya %25'i. Evet. Şimdi bu gençlerin de sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlere ihtiyacı var. Biz değerlerimize aykırı olmamak şartıyla, yani Erzurum'un ve milletimizin değerlerini, gelenek göreneklerini, inançlarını ön planda tutarak onlara aykırı olmamak şartıyla gençlerimizi eğlendirmeyi de hedefliyoruz. Yani bir yandan onları eğlendirmek, bir yandan da bu eğlencelerle, bu organizasyonlarla da şehrimizin adını hem ülkemizde hem de dünyamızda tanıtmayı hedefliyoruz. Bunun için hakikaten bu tuttu. Soğuk olmasına rağmen, kış olmasına rağmen on binlerce insan bu organizasyonlara katılıyor. Bu sene diyor biliyorsunuz her sene farklı bir aktiviteyi de içine katarak. Evet. Bu sene biliyorsunuz bar oyunlarını Guinness kayıtlarına geçirdik. Evet. Bu da çok anlamlı oldu. Ve arzu ettiğimiz hedefi de yakaladık. İnşallah seneye çok daha farklı bir görkemle yine Erzurumlu hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Bu sefer ki bizden beklenen de artık Türkiye'de değil, Orta Doğu'da, efendim Arap ülkelerinde, Avrupa'da, Kafkaslar'da da bu tanıtımı yapın diye talepler var. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Tabii bunun dışında başka festivaller olmaz mı? Elbette ki olur ki biz bunun yanı sıra farklı organizasyonlar da yapıyoruz. Mesela şu anda Ocak ayı içerisinde buz tırmanış festivalimiz var. Evet. Tırmanışları yapacaklar. Dünyanın birçok yerinden gelen sporcular. Geçen yıl Amerika'dan, Japonya'dan, Çin'den gelen sporcular vardı. Ocak ayı, Şubat ayı içerisinde yine buz pateni, short track yarışmaları var. Geçen yıl 6.'dan dediğimiz Erzurum'da yapılmıştı. Dünya şampiyonası. Yine Mart ayında üniversiyat olimpiyatları var. Ulusal düzeyde yapmıştık. Yine ulusal düzeyde devam edecek. Her ay biliyorsunuz farklı bir aktivitemiz söz konusu. Çölük'te dünya şampiyonası olacak sanıyorum Mart'ta. Evet. Tekrar burada başkanım. Tabii bunlar hep devam edecek. Geleneksel hale getirdik. İşte biliyorsunuz yarım maraton. Nisan ayında yarım maratonumuz var. Ramazan etkinliklerimiz var. Yani farkındaysanız biz mesela şu anda buradan da duyuru yapayım. Yıllardır 500 yılı aşkın sürede 1001 hatim okunuyor. Bir ay boyunca bir manevi hava atmosfer yaşanıyor bu şehirde. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan bir hadise değil. Biz bunu inşallah bu sene göreceksiniz ki büyük bir törenle kutlamaya hazırlanıyoruz. Bir kapalı spor salonunda inşallah içinde farklı etkinliklerin olduğu, manevi etkinliklerin olduğu bir etkinlik yapacağız. Çok güzel. Ve bunu aynen Konya Şebi Arus'ta olduğu gibi hem ülkemize hem dünyamıza inşallah tanıtacağız. İnşallah. Burada Kur'an'ın mucizeleri, özellikleri ve yine bizim gelenek yöntemimize uygun
törenler inşallah icra edilecek. Böyle bir hazırlık yapılıyor. Görüyorsunuz bunda bir imkan. Bu imkanları değerlendirerek biz şehrin adını ön tarafa çıkartmayı ve bir marka konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Erzurum'a geçmiş yıllarda özellikle Rusya'dan çok ciddi yabancı turist geliyordu kayak merkezli olarak. Ama işte malum işte Rusya ile düştüğümüz işte düşürülen uçaktan sonra yaşanan gerginlik tırmandı ve artık iki ülke arasındaki bu turist alışverişi de ciddi anlamda zarar gördü bu işten. Siz sanıyorum geçtiğimiz günlerde Erzurum'dan bir heyet halinde bu açığı kapatmak adına Polonya'ya yönelik bir gezi düzenlediniz. Nasıl geçti Polonya'da Erzurum'un tanıtımı noktasında bir çalışmanız oldu? Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Sayın Valimiz bu konuda bir çalışma başlatmıştı. Oraya giderek orada bir basın toplantısı düzenleyerek tabii olayın Polonya'daki olayın aslı şu. Ülkemizdeki terör dolayısıyla tabii bizdeki komşu illerde terör dolayısıyla sanki Erzurum'da da terör varmış havasını batıda yayarak buraya gelmesi gereken turistlerin gelmesini engellendi. Tabii iletişim vasıtaları çok çabuk yayılıyor malumunuz. Efendim Kars-Erzurum yolu, efendim Muş-Erzurum yolu, Ardahan-Erzurum yolu deyince sanki bu olaylar Erzurum'da da varmış intibası anlaşıldı. Bunun için ben katılamadım Sayın Cumhurbaşkanımız Bayburt'a gelmesi dolayısıyla Sayın Valimiz Kudaka'la beraber böyle bir ziyaret yaptı. Orada bir basın toplantısı düzenleyerek Erzurum'un gayet huzurlu olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve gayet güzel tatil yapılabileceğini ifade eden orada toplantılar yaptı. Gerekli bilgilendirmeyi oradaki basın mensuplarına sundu. Ama tabii bazı algıları yıkmak kolay olmuyor. Şimdi bizim mesela bir seyahatimiz var. Andorra'ya bir seyahat yapıyoruz. Şu andaki biliyorsunuz özelleştirme dolayısıyla Dağ'ın danışmanlık firmasını yapan Andorra'nın ileri gelen bir firması. Orada turizm işleriyle uğraşıyorlar. Şimdi biz kendilerine şunu söyledik. Milyonlarca turist Andorra, Avusturya'ya gidiyor. Orada da tatil yapıyor. Biz şimdi bunları nasıl getirebiliriz şehrimize? Onun altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Hatta bir ziyaretimiz söz konusu. İnşallah onlarla bir bağlantı kurarak, çünkü onların fiyatlarıyla bizim fiyatlarımız çok birbirinden farklı. Biz çok daha ucuz bir şekilde bu turizm imkanlarını, hizmetlerini sunuyoruz. Orada bu tanıtımları yaparak inşallah ileriki yıllarda şehrimize büyük bir turizm akını olmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz bunlar birden olacak çalışmalar değil ama bıkmadan, usanmadan her yıl tekrarlayarak veya olması gereken şekilde reklam yaparak yeni efendim turistleri şehrimize çekmeyi hedefliyoruz. Evet, Esat Bey. Başkanım, 2017 EYOF Erzurum'da olacak. Bunun için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? EYOF ne demek Sayın Başkanım? Bir de bunu bize anlatırsınız. EYOF 17 yaş altı gençlik grubunun olimpiyat yaptığı, kış sporlarında olimpiyat yaptığı sporun adı Avrupa Gençlik. Evet. Diğer adıyla da asıl festival diyorlar buna da. Evet. Yani biz buna olimpiyat diyoruz. Hı-hı. Onlar diğer bir adıyla da buna festival diyorlar. Bu EYOF olimpiyatları şehrimize verildi. Normalde 2019'da biz bunu almıştık. Evet. Fakat 2017 olimpiyatlarını alan Bosna Hersek'in tesis bakımından yeterli olmayışı ve o tarihe kadar da tesislerini bitiremeyeceklerini ifade ederek Türkiye'mizden ve olimpiyattan ricada bulundular. Bunu Erzurum'a verelim. Türkiye bu olimpiyatları gerçekleştirsin. Biz de 2019'a hazırlık yapalım. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kabul gördü. Biz de bunu kabul ettik. Ve 2017 kış olimpiyatları Erzurum'umuzda yapılacak. Bununla ilgili Erzurum olarak hazırız. Yani bütün tesislerimiz hazır. Bizim sadece hazır olmayan iki tesisimiz var. Bir tanesi kayak kısmı, yani atlama kısmı yıkılan atlama kulemizin yetiştirme sorunu var. Bir diğeri de kızak tesisimiz yok. Şimdi biz istiyoruz ki hem atlama kulelerimiz yetişsin hem de bir kızak tesisine sahip olalım. Bunun için girişimlerimiz var. Yetiştirebilirsek ama bunların olması zorunlu da değil. Çünkü diğer tesislerimiz mevcut.
Onların bakım, onların hazırlıkları devam ediyor. Bir de şehrimizi çok daha görkemli bir şekilde bu olimpiyatlara hazır hale getirmek istiyoruz ki gelen takrib olarak 2000 üzerinde sporcu gelecek. Ve onların antrenörleri, işte takım yöneticileri gelecekler. Şehrimiz bu şeyden, olimpiyatlardan arzu edilen istifadeyi sağlasın. Yoksa Türkiye olarak hazırız. Bakanlık, Spor Gençlik Genel Müdürlüğü, biz ve federasyonlarımız inşallah gerekli hazırlıkları yapıyorlar. Diğer bir arzumuz da bu yarışmalarda bizim de yerli sporcularımızın inşallah dereceye girerek gerekli ödülleri almalarını hedefliyoruz. Yoksa sadece ev sahipliği yapalım, başkaları gelsin buradan dereceye girsinler de yeterli görmüyoruz. Ben şahsen buradan da tekrar sesleniyorum. Federasyon başkanlarımızın gerekli hazırlıkları yaparak mutlaka burada her federasyonumuzun kendi branşlarında mutlaka dereceye girmelerini arzu ediyoruz. Sayın Başkanım, siyasi kulislerde son günlerde yer alan bir söylenti var. Büyükşehir Belediyesi yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme. Tabii bunun sebebi de Güneydoğu'da yaşanan olaylar ve güvenlik gerekçesi gösteriliyor. Böyle bir yasal düzenleme olursa Erzurum bundan nasıl etkilenir? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Neyi kapsıyor bu yasa? Bununla ilgili bilgi verir misiniz efendim? Şimdi ben biliyorsunuz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türkiye'mizde bir belediyeler birliği var. Evet. Büyük bir yönetim. Başkanımız Kadir Topbaş. Birkaç arkadaşımız da onun yardımcısı. Ben de orada belediye yönetiminde bulunan birisiyim. Geçen hafta pazartesi günü bir toplantı yaptık. Bu yeni belediye yasası ile ilgili. Yine yaşamış olduğumuz sıkıntılarla ilgili neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir hazırlık yaptık. Yarın akşam Sayın Başbakanımız bizi Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili belediyeleri toplayarak bu konudaki görüşlerimizi alacaklar. Yine Perşembe günü sabahleyin yine Başbakanımız ve bakanlarımızla AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, yerel yönetimden sorumlu Mehmet Özhas Haseki Bey ile beraber yine belli girişimlerimiz olacak. Malumunuz sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bazı belediyeler kendilerine verilen bu yetkileri suistimal ederek halka yapacağı hizmetler yerine teröre destek veriyor. Bu konuda yeni düzenlemeler yapılacak. Yine vatandaşa sunulması gereken imkanları teröre sunarak onlara hizmet sunuyorlar. Bunun dışında da bazı yaşamış olduğumuz sıkıntılar var. Bazı belediyelerimizin İller Bankası paylarında farklılıklar söz konusu. Onlarda bir takım düzenlemeler yapılacak. Biz bazı önerilerimizi inşallah oraya aktarmaya gayret edeceğiz. Çünkü mesela ne olabilir derseniz, mesela şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin Şenkaya'da mezbahane hizmetleri vermesi yasada. Ben bunun yerine oradaki belediyemiz bu hizmeti vermesi daha doğrusu. Mesela cenaze hizmetleri işte Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür veya yetki devredilir. Ama bazıları bu yetkiyi almak istemiyorlar. Bence uzak ilçelerde bu tip hizmetleri oradaki belediye tarafından verilmeli. Ha ne yapılmalı? Su, kanalizasyon, grup yollarının yapımı merkez tarafından yapılmalı, Büyükşehir tarafından. Ama diğer tali hizmetler, işte bir mezbahane hizmeti, efendim bir cenaze hizmeti, bunlar oradaki belediye tarafından yapılmalı. Çünkü bir hem zaman israfı hem bir de personel israfı söz konusu olur. Her ilçede ayrı bir cenaze ekibi kurmak kolay olmayabilir. Ama oradaki belediyemiz hem cenaze hizmetini hem de farklı hizmetleri aynı birimle yürütebilir. Bugün böyle önerilerimiz var. Bir takım değişiklikler yapılacak. Ve bizim de mesela Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bir talebimiz var. Biz 6 ay kış olan bir şehriyiz. Evet. Bakın şu anda biz ekiplerimiz arazide şu anda hazır bekletiyoruz. Burada da bekletiyoruz, Şenkaya'da da bekletiyoruz, İspir'de de bekletiyoruz, Tekman'da da bekletiyoruz. Bunların bir giderleri söz konusu. Tabii. Bir kışla mücadele söz konusu. Bu konuda biz de destek istiyoruz. Çünkü hakikaten ağır bir yük. Mazot masrafından, araç gereç masrafından, personel giderinden bir sürü giderlerle karşı karşıyayız. Bunun için
Bu arada da tabii bu kış dolayısıyla yollarımızda yıpranma söz konusu. Şimdi yollar buz tutmasın diye tuzlama yapıyoruz. Evet. Tuzlama yapınca ister istemez yolların ömrü, evet, yapmış olduğumuz asfaltların ömründe kısalma oluyor. Bu tip giderlerle de biz de diyoruz ki devlet mutlaka bize bir ayrıcalık tanımalı ve destek vermeli. Evet. İşte bu tip, evet, taleplerimizi inşallah yapacağımız bu toplantılarda gündeme taşıyacağız. Yani şu an somutlaşmış bir tasarı yok efendim. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Bu önerilerimizi inşallah oraya taşıyarak gereğini yapacağız. Efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarım, kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra devam edeceğiz Farklı Bakış programına. Fakat sevgili izleyiciler, Farklı Bakış programında Sayın Başkan Mehmet Sekmen'e soru sormak istiyorsanız sizler de Twitter üzerinden Sekmen'e soruyorum hashtag ile sorularınızı yöneltebilirsiniz. İkinci bölümde ağırlıklı olarak Twitter üzerinden gelen sorularla devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.